İkna'nın 3 temel prensibi vardır. Birincisi şu: önce inan, sonra ikna et. Yani inanmadığınız bir konuda inandırıcı olamazsınız. İnanmadığınız bir konuda karşı tarafı ikna edemezsiniz. Peki inanç nedir? Aslında o konuyu sadece beyninizle değil, aslında kalbinizle hissetmeniz ve onu gerçekten karşı tarafa aktarma isteğidir. İletişimde eğer karşı tarafa bu inandırıcı dediğimiz ışığı, elektriği, enerjiyi vermiyorsanız ikna etmeniz mümkün değil. Yani mış gibi yaptığınız hiçbir konuda insanları ikna etmeniz söz konusu olmuyor. İkinci prensibimiz ne? Evet, inanacağız ama inanmak yeter mi? Hayır, inanmak yetmez. İnanacağız ama aynı zamanda bileceğiz. Hep diyorum, inanmak yetmez, bilmek de gerekir. Aksi takdirde inanç dogma olur. Körü körüne inanç olur. Dolayısıyla inandığımız şeyi aynı zamanda araştırmamız, kapsamlı bir şekilde ele almamız, kendimizi o konuda güncellememiz gerekiyor ki inandırıcılığımızı arttıralım. Üçüncü temel prensip ise, peki inandık, sonra öğrendik, bildik, yeter mi? Hayır. Üçüncüsü de bu bildiğimizi, inandığımız ve üzerinde bilgi sahibi olduğumuz konuyu etkili iletişim çerçevesinde aktarabilmek. Dolayısıyla üçüncü prensibimiz de inanmak yetmez, hatta bilmek de yetmez, bildiklerimizi, inandıklarımızı etkili iletişim çerçevesinde karşı tarafa geçirmemiz lazım.